Bize hayal kurun diyorsun hocam. Biz kurduğumuz hayalleri o kadar çok düşürdük ki suya. Nasıl olsa olmayacak. Bizim düşlediğimiz ne varsa bu hayatta başkaları yaşayacak. Arka sıradakilerin rüyaları başkalarının gerçekleri olacak hocam. Kuş yıllar kimin umrunda? Tek dert aslında var olmak hayatta. Yaşam kavgası hep yanında. Hayaller ve gerçekler artık ayrı yollarda. Of of, tek parmağın ucunda döner mi deli dünya? Of of, mucizeler uğrar mı bir gün arka sıralara? O silahtan çıkan kurşun yalnızca kendimi değil, anneni de vuracak. O kurşun annenin canını Kerem'in canından çok daha fazla yakacak Saffet. Annenin yarası çok daha fazla ve çok daha uzun süre kanayacak. Ama bu faul hocam, faul yapıyorsunuz. Bu en kararlı anında neden bana annemi hatırlatıyorsunuz? Neden elimi titretiyorsunuz? Gamze gibi masum bir güzelliğe zarar verebilecek kadar iğrenç davranabilen bu hayvan yaşamaya hak etmiyor. Kıpırdama lan! Bana gelince, Gamze'nin sevgisini kazanamadım, asla kazanamayacağımı anladığım için kendimi o kadar anlamsız, gereksiz ve yararsız hissediyorum ki. Bana ne olacağı umurumda bile değil. Yeryüzünü kendimden ve bu hayvandan temizlemek fikri beni korkutmuyor. Aksine beni mutlu ediyor, anladınız mı? Mutlu ediyor! Neden bunu düşünmeden kolayca yapabilecekken zora sokuyorsunuz? Niye faul yapıyorsunuz hocam, niye? Saçmalama Saffet. Sen her şey olabilirsin. Ama katil değilsin. Kemal Hoca gelmese de o pisliği zaten vurmayacaktın. Onu yeterince korkuttun. Ödü patladı, dili tutuldu. Senden dersini aldı. Şimdi bırak onu da gerisini görevliler halletsin. Adaletten de dersiniz. Yeter Ali! İkimiz de biliyoruz. Bu tür adamlara bu adalet onların dersini vermiyor. Öyle bile olsa onu yok etmek için kendini yok etmen, atom bombasıyla silek avlamak kadar saçma olur. Eşit değilsiniz Saffet. O buna değmez. Onun yüzünden kendini harcarsan Saffet, yolunu harcamış olursun. Bırak onu Saffet. Ben bunu yaşarım. O tetiği çekmenin hayattaki en büyük mutluluk olacağını zannettim, anı yaşadım. Ama sonradan o tetiği çekmediğim için inan ki çok şükrettim. O tetiği çekmediğim için kendimde çok gurur duydum. Bırak onu Saffet. Yapma. Yapma Saffet. Öldür onu. Öldüreceğim. Öldüreceğim. Benim ne işim var burada? Thank you.
İyi, her şey normal. Neyse. Gamzeciğim. Hemşire hanım bana hazırlandığını söyledi. Nereye gidiyorsun? Her şey için teşekkür ederim. Benimle ilgilendiniz. Ama söylemiştim size. Benim yardıma ihtiyacım yok. Artık gidiyorum. Anlamadım. Çıkıyorum buradan. Arkadaşım Saffet aradı beni. Buradan çıkabileceğimi söyledi bana. O gelecek. Birazdan burada olur. Gamzeciğim. Bizim senin iyileştiğine karar verdiğimizde ancak buradan çıkacaksın. Ama ondan önce seni buradan sadece annen çıkarabilir. Onun imzası gerekiyor. Tamam. Saffet'in bir bildiği vardır. Annem gelip çıkaracak beni o zaman buradan. Bak Gamzeciğim, gel. Gel oturalım şöyle. Gel Gamze. Bugün Esra Hanım'la görüştüm. Senin durumunla ilgili bilgi verdim. Bana seni bizim onayımızdan önce bu klinikten çıkarmak gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Saffet annemle konuşmadı o zaman. Ama o beni aradı. Bugün buradan çıkaracağını söyledi. Söz verdi. Saffet sözünde durur. Bugün gelecek ve beni buradan çıkaracak. Öyle söyledi. Söylediğini yapar Saffet. Bak Gamzeciğim. Bak. Burası kötü bir yer değil. Senin gözüne öyle göründüğünü biliyorum. Ama bütün o ilaçlar, tedavin, bizler senin sağlığına yeniden kavuşman için buradayız. İyileşeceksin, hiç merak etme. Seni iyileştireceğiz. O güne kadar da bizim misafirimiz olmaya devam edeceksin. Hadi, şimdi biraz uyumaya çalış. Hiçbir şey düşünme. Senin dinlenmen gerek. Hemşire hanım. Buyurun. Yardımcı olur tabii musunuz? Tabii efendim. Gelecek, beni kurtaracak buradan. Saffet gelecek. Çünkü ben iyiyim. Deli değilim ben. Saffet beni kurtaracak buradan. İyi misin? İyiyim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Bir sıkıntınız var mı? Hayır, gayet iyiyim. Ameliyat başarılı geçti Kemal Bey. Anjiyografide bir damarınızın %70 oranında tıkalı olduğunu tespit ettik. Ve balon uygulamasıyla bu sorunu giderdik. Bizi çok korkuttun Kemal. Artık korkulacak bir şey yok. Zamanında müdahale ettik. Birkaç gün istirahat edip günlük yaşamınıza dönebilirsiniz. Bu akşam burada misafirimizsiniz. Yarın erkenden taburcu ederiz sizi. Peki. İşlemin basit olduğunu söyledim ama yine de birkaç hafta kadar kendinizi zorlayacak aktivitelerden kaçının. Mesela hafif yürüyüşler ve yine sizi fazla zorlamayacak spor programı için 2-3 hafta beklemenizde fayda var. Bir de kalp sağlığınızı korumak adına spor yapmak kadar önemli bir husus da sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışmanız. Gerekirse bir süre haber izlememenizi ya da sizi strese sokacak ortamlarda bulunmamanızı öneririm. Onu yüzen haberler değil, öğrencilerinin sorunları. Hı-hı. Doktor bey. Kendisi tam bir işkoliktir. Elif lütfen. Madem ki işkoliksiniz, sağlığınız olmadan işinizin de olmayacağını unutmayın lütfen. Dediklerinize dikkat edeceğim, merak etmeyin. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bunu da atlattık. Ama ne yazık ki bu son olmayabilir diye korkmadan edemiyorum. Keşke bundan sonra kendine daha iyi bakacağından emin olabilseydim Kemal. Ne dersin? Hiç değilse bundan sonra her şey için üzülüp kendini öğrencilerinin dertleri yüzünden yıpratmayacağına söz verebilir misin? Söz.
Bu arada öğrencilerin dışarıda seni görmeyi bekliyorlar. Biraz dinlenmek mi istersin yoksa hemen çağırayım mı çocukları? Söyle gitsinler. Onları görmek istemiyorum. Ama senin için çok endişelendiler. Sonra da olsa beklesinler. Onları görmek istemiyorum dedim Elif. Lütfen. Sorma. Sonra konuşuruz. İyidir inşallah. Sonra konuşuruz dedim ya. Hadi kapatıyorum. Dışarıda ve çok üzgünler Kemal. Bari birkaçı gelip görsün seni ha? Hiçbirini görmek istemiyorum. Hiçbirini mi? Hayır, hiçbirini. Gamze'ye telefon bağlanmasını istemiyorum. Ziyaretçiler için de hassas davranacaksınız. Tedavisi için ona destek olacaklarına zarar veriyorlar. Telefon ve ziyaret yok. En azından bir süre. Çok gerekirse de benim mutlaka haberim olsun. Peki efendim. Size danışmadan kimseyle görüşmesine izin vermeyiz. Teşekkür ederim. Elif Hanım çıktı. Elif Hanım geliyor abi. Elif Hanım. Elif Hanım, Kemal Hoca nasıl? Kemal Hoca nasıl? Hocamızı nasıl? Görebilir miyiz onu? Hocanızın durumu gayet iyi. Doktor bir süre dinlenmesi gerektiğini söyledi. Oh be. Çok şükür. Oh. Çok korktuk ona bir şey olacak diye. Biliyorum. Ne zaman görebiliriz peki? Çocuklar, Kemal size kızgın. Biliyoruz. Kendimizi affettireceğiz ama. Şimdi değil. Şu an sizi görmek istemiyor. Bizi görmek istemiyor mu? Maalesef. Israr ettim ama... Hemen moralinizi bozmayın. Bir süre düşünün. Kemal böyle bir tepki gösteriyorsa onu gerçekten üzmüşsünüz demektir. Bu aslında yalnızca benim suçum. Evet, üzdüm onu. Hayal kırıklığına uğrattım. Ama lütfen söyleyin ona benim yüzümden arkadaşları tavır almasın. Hayır, bu sadece senin suçun değil Saffet. Madem sana destek vermeyi kabul ettik, madem yanındaydık, bu bizim de suçumuz. Ama siz Kerem'e silah çekmediniz. Çekebilirdik. Kerem'den biz de en az senin kadar nefret ediyoruz. Bakın, o sizin için tahmin edebileceğinizden daha fazla yıpratıyor kendini. Kavga ediyorsunuz, başınızı derde sokuyorsunuz, evde ailelerinizin ruhu bile duymuyor. Ama Kemal'in her an gözü kulağı sizde biliyorsunuz. Kendiniz için değilse bile onun için yapmayın artık çocuklar. Kemal için toparlayın kendinizi artık. Merak etmeyin. Tamam, merak etmeyin. Kemal Güngör'ün odası nerede? Üst katta, soldan çıkıyorsunuz efendim. Yenge, yenge dayım nerede? Dayım, dayım iyi mi? İyi, iyi. Sakin ol. Onu görmek istiyorum. Tamam canım, iyi. Merak etme sen. Geçmiş tamam, olsun. Tamam. Geçmiş olsun Zehra. Tamam, gel benimle. Burada beklemeyin çocuklar. Daha sonra gelirsiniz. Hadi. Bizimkilere haber verelim. Biraz daha burada kalalım. Belki Kemal Hoca fikrini değiştirir. Kemal Hoca ilk defa böyle davranıyor. Bence boşuna beklemeyelim. Bize çok kızgın. Bence de. Üstüne varmayalım abi. Kızgınlığı geçince gider özür dileriz. Sizden de özür dilerim. Niye ki? Kemal Hoca'nın size kızmasına ben sebep oldum çünkü. Bu mu istediniz? Evet, hayır, silahı çekmen bir hataydı Saffet. Ama Kemal Hoca'nın bizlere yalnızca senin silahın yüzünden kızdığını sanmıyorum. Öyle bir toptancılığı yoktur onun. Kurunun yanında yaşı da yakmaz. Hepimize kızıyorsa, İbo'nun dediği gibi hepimiz orada olduğumuz için kızıyor. Ama nasıl olsa hocayı yumuşatırız. Sen kafana takma. Sağ ol Ali. İçimi rahatlattın. Şimdi ne yapıyoruz? Kemal Hoca'yı bekleyecek miyiz? Siz beklerseniz sevinirim ama... Abi ben çay alıp gidiyorum. Benim gitmem lazım. Bekleriz de sen nereye? Gamze'yi oradan çıkarmam gerekiyor. Söz verdim. Saatler önce aradım. Kız beni bekliyor. Hadi kaçtım ben. Bize gelelim mi? Yok, ben hallederim. Hadi Derman. Hadi Kemal Hoca ile ilgili bir gelişme olursa beni mutlaka arayın. Tamam, ararız.
Az daha öldürüyorlardı seni. Nasıl yaptın bunu Kerem? Nasıl battın bu kadar pisliğin dibine? Senin için ilk defa korkuyorum. Seni ben bile koruyamıyorum artık. Şu hale bak. Bir kıza oyun oynuyorsun. Kızı akıl hastanesine gönderiyorsun. Polisler eve geliyor. Senin kafana silah dayanıyor. Ölümden dönüyorsun Kerem, ölümden! Sen gidip ne yaptığımı o kadına anlatmasaydın, o da oğluna söylemezdi. O herif de beline silahı arkadaşların arkasına takıp gelmezdi karşıma. Ne kadar saklayacaktın? Er ya da geç öğreneceklerdi karıştırdığın halkı. Bak baba, ben ne yaptıysam yaptım. Haklı sebeplerim vardı kendimce. Ama sen... Hadi be. Hadi bu herif çürük. Güvenilmezmiş buna. Her şeyi sana ispiyonladı. Ama sen de duyunca Saffet'in annesini yetiştirdin hemen. Yapmayacaktın baba. Kerem. Kendi yaptıklarının farkında değil misin oğlum? Bu ölen çocuktan, Oktay'dan intikam alma isteğiyle başına nasıl bir belaya soktuğunu farkında değil misin? Nasıl tezgahlarsın böyle bir oyunu? Hiç kimseden korku yok mu senin? Ya hapse girmekten de mi korkuyorsun be? O gece olanları Gamze hak etti. Akıl hastanesine girmeyi de. Hem aslına bakarsan çok adilim ben. Oktay sevgilimi aldı benden. Buket onun yüzünden öldü. Ben Gamze'ye ne yapmışım ki? Kız hala yaşıyor değil mi? Sen adam olmayacaksın Kerem. Seninle baş edemiyorum artık ben. Çek lan ayağını. Bana bak. Polis verlik verlik seni arıyor. Eve geldiler. Senden haber alamadığımı söyledim. Eğer seni bulurlarsa ne olacağını biliyorsun değil mi? Hayatın kararacak, hayatın! Seni bu sefer onların elinden kurtaramam. Bu sefer çok büyük yanlış yaptın Kerem. Adamlar o kıza yaptıklarını ödetecek. Oktay'ın arkadaşları yapamadı ama polis mutlaka yapacak. Elimden geldiği kadar engel olacağım buna. Seni saklayacağım. Hayatını bitirmelerine izin vermeyeceğim. Ama sen de benim sözümden çıkmayacaksın bundan sonra. Bu evden dışarıya adımını atmayacaksın. Bak çok ciddiyim Kerem. Çok dikkatli olmalıyız. Bana bak. Bu sefer benim sözümden dışarı çıkarsan, işte o zaman külahları değişiriz oğlum. Anladın mı lan? Bu gerçekler seni mezara sokacaklar bu gidişle. Nasıl konuşuyorsun Zehra? Yalan mı yenge? Dayım o salaklar yüzünden hastanede ilk görüşüm değil bu. Bak bir kere onlar yüzünden bıçaklanmadı mı? Şimdi yine onlar yüzünden kalp krizi geçirmedi mi? O olay bir kazaydı Zehra. Ya nasıl hala onları koruyabiliyorsun? Nasıl hala onlar için koşturup harap edebiliyorsun kendini dayı? Dayın da farkında bazı şeylerin. Söz verdi bana. Bundan sonra öğrencilerinin sorunlarını kendi derdi bilmeyecek. Anneleri babaları yerine geçip onları adam etmek için kendini tüketmekten vazgeçecek. Bak Saffet'ten çok var dayı. Dizlerden, pamuktan falan çok var. Ya senin gibi bir tane daha yok. Bak senden başka kimsem kalmadı dayı. Seni bu salaklar yüzünden kaybetmeye dayanamam, tamam mı? Beni kaybetmeyeceksin Zehra. Bu kadar büyütülecek bir durum değil. İyiyim ben. Burada yatıyor olmamı onlar da istemezdi eminim. Ben senin kadar emin olamıyorum buna. Seni üzmek için çabalıyorlar sanki. Yazık. Bunca zaman boşuna uğraşmış kendimi kandırmışım. Onları kültürel ve insani temel değerlerle tanıştırırsam, bu değerlerin insanı daha güçlü kıldığını onlara kanıtlarsam, şiddetin gücüne karşı duydukları inanç ve hayranlığı sarsabilir ve onları okullu barbarlar olmaktan kurtarabilirim sanmıştım. Onların şiddete tapmalarını önleyebilirim sanmıştım. Bir süreliğine de olsa onları yollarından çevirebildiğime
kime toslayacağı belli olmayan bu serseri mayınları bir hedefe yöneltebildiğime, onlara insani, medeni ve kültürel bir ideal verebildiğime inanmıştım. Evet, kendimi kandırmışım. Bugün gördüğüm tablo, benim bir öğretmen olarak başardığımı sandığım hiçbir şeyi aslında başaramadığımı, aslında tam bir fiyasko olduğumu gösteriyor. Beni üzdüler, evet, onlara kızgınım. Bu kızgınlığımın nedenleri üstüme düşünmelerini istiyorum. O yüzden görüşmek istemedim onlarla. İyi yaptın dayı. Görüşmeyeceksin tabii. Her yaptıkları hatadan sonra senin onları affedeceğini biliyorlar. Senin sevgini kötüye kullanıyorlar resmen. Bu iyi bir ders olacak onlara. Bir fare gibi tıkıldım buraya. Niye? Üç tane aşağı mahallenin pisliği yüzünden. Onlardan korkan yok. Benim kimseden korkum yok. Bu olaydan ders çıkartması gereken sadece onlar değil. Sen de ders çıkartmalısın Kemal. Ben bu olaydan çıkardığım dersi anlattım size. Çıkartman gereken asıl ders şu. Kabul etsen de etmesen de o çocukların kavgalarına engel olmak için, onları ayırmak için gittin oraya. Orada gördüğün manzara seni ne kadar üzdü kim bilir. Öyle olmasa burada olmazdın şu an. Bence bunu sağlığın için bir uyarı olarak görmelisin. Yengem doğru söylüyor dayı. Bak, bundan sonra onları değil, kendini, kendi sağlığını düşünmelisin artık. Tamam tamam, kendi sağlığımı düşünüyorum işte. Hadi daha fazla yormayın beni. Ben biraz dinlenmek istiyorum. Yengeciğim, sen ne zamandır buradasın? Hadi git istersen. Ben kalırım dayımın yanında. Buradan bir yere ayrılmayacağımı biliyorsun. Hadi sen eve git. Elif yanımda olacak. Saat başı arayıp rapor isteyeceğim sizden, haberiniz olsun. Ben seni arar, dayının durumuyla ilgili bilgi veririm, merak etme. Bak, sen bana lazımsın dayı, tamam mı? Kendine çok iyi bakmak zorundasın. Tamam. Geçmiş olsun. Görüşürüz yengeciğim. Boşuna beklemeyin. Dayım sizinle görüşmeyecek. Sizin Gamze'yi bu klinikten çıkarmak gibi bir yetkiniz yok. Ya bakın Nurdan Hanım. Daha önce anlattıklarımın doğruluğundan şüpheniz varsa annemi arayabilirsiniz. Gamze'ye bu tuzağı kuran herifin babası gelip anneme her şeyi anlattı. Gamze'nin anlattığı her şey doğruymuş. Yani yalan söylememiş ya da hayal görmemiş. O gece o eve gitmiş Gamze ve Kerem'in planladığı tuzakla karşılaşmış. Ya bu onun akıl sağlığının yerinde olduğunu göstermiyor mu sizce? Gamze'yi değil, ona bu oyunu oynayan herifi tedavi etmeniz gerekiyor. Bakın, anlattıklarınızın doğruluğu hiçbir şeyi değiştirmez. Elimdeki dosyada onunla ilgili arkadaşlarının ve ailesinin verdiği ifadelerde çok önemli bulgular var. Gördüğü halüsinasyonları bir kenara bırakın. Gamze intihara teşebbüs etti. Biliyorum, bunu ben söyledim zaten. Bu bilgi doğru bir bilgi değil mi? Yalan mı söylediniz bana? Ya hayır, söylemedim ama o kendini öldürmek için atlamadı suya. Oktay'ı arıyordu. Peki sizce bu mantıklı mı? Hayatını kaybedebilirdi. Niçin? Ölen birini haftalar sonra denizde bulup onu kurtarma umuduyla kendini suya bıraktığı için. Bu sağlıksız bir ruh halinde olduğunu gösteriyor bize. Bakın, şikayetleri ortadan kalkmadıkça, erkek arkadaşının ölümünü kabul edip bu acıyla baş etmeyi öğrenmedikçe, dengeli ve sağlıklı bir psikolojiye kavuşmadıkça Gamze'nin iyileştiğini söyleyemeyiz. İyileşmediği sürece de burada misafirimiz olmaya devam edecek. Ya... Doktor olan sizsiniz tabii. Ama ben Gamze'nin bir akıl hastanesine yatıp elektroşok tedavisine maruz kalacak kadar kötü durumda olmadığını biliyorum. Bu son olayda yanılmadığımı gösteriyor.
O çocuk Gamze'yi harcadı Nurdan Hanım. Gamze'nin yerinde bir başkası olsaydı çoktan bitmişti bence. Ama Gamze'nin bilinci hala yerinde. Ya burada kalmak onu iyileştirmiyor. Daha da kötü hissetmesine sebep oluyor. Bakın, size söyledim. Gamze'yi biz onaylamadığımız halde buradan çıkarabilecek tek bir kişi var, o da annesi. Onun imzası olmadan Gamze buradan asla çıkamaz. Bu anlattıklarınızdan haberi var mı bilmiyorum. Ama ben daha bugün kendisiyle görüştüm. Gamze'nin tedavisi bitmeden de buradan çıkarmak gibi bir isteği olsaydı bundan bana kesin bahsederdi. Aramızda bununla ilgili hiçbir şey konuşulmadı. Esra teyzenin haberi yok mu yani? Annem onunla mutlaka konuşmuştur. Müsaadenizle, ilgilenmem gereken bir hastam beni bekliyor. Ben taburcu kağıtlarından istiyorum. Ben Esra teyzeyle konuşacağım. Bir faydası olmaz. Annesi tedavisi konusunda kararlı, boşuna uğraşırsınız. O olsun, ben yine de istiyorum. Hemşire hanım size yardımcı olur, benim izin verdiğimi söylersiniz. Gamze'yi görebilir miyim? Hayır. Bir taburcu kağıdı alabilir miyim? Buyurun. Selim, iyiyim canım, sağ ol, seni sormalı. Sen nasılsın, işler nasıl gidiyor? Ben seni kaç defa aradım, ulaşılmıyor ki telefonuna. Yok yok, çalışıyorum ben. Yeni bir iş buldum. Evde hasta bakıyorum. Sen ne yaptın? Çok sevindim canım. Hayırlısı olsun. Tamam, ben seni izin gününde ararım o zaman. Daha rahat konuşuruz hayatım. Görüşürüz canım. Şiirli aran nasıl Oktay? Sever misin? Sana şimdi Coşkun Büktel'in sevdiğim bir şiirini okumak istiyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Buldum. Bir göktaşı gibi apansız çıka gelip hayatıma girdiğinde annenizin yüzünden o bembeyaz suçsuzluk daha kazınmamıştı. Kentteki takvimlerin uğursuz kehaneti henüz haklı çıkmamıştı. Ben uzak bir denizden yeni döndüğüm için kendime çok benziyordum. Kristal bir kadehten yudumlamak yerine hayatın öz suyunu tas tas içmek istiyordum. Annenize gelince, nerede bir ayna görse oturup yüzündeki o güzelim suçsuzluğu örtbas etmek istiyordu. Bir makyaj hilesiyle ve ödünç mimiklerle. Hava tahmin raporları hiç umut vermiyordu. Gökten kükürt ve ateş yağacak deniyordu. Altı irinle dolu kocaman bir yaranın kabuğunu andıran kentin çapur yüzeyinde aşklar barınmak için pastoral bir leke aranıyordu. Nasıl? Umarım beğenmişsindir. Suşen var mı? Safet nerede çocuklar? Gamze'nin yanına gitti Meral Hanım. Duyduklarım doğru mu Ali? Kerem'le aranızda olanlar. Safet'in ona silah doğrulttuğu doğru mu? Ne yazık ki evet. İnanamıyorum. Safet'in böyle bir şey yapmasına nasıl izin verirsiniz? Siz nasıl arkadaşsınız? Safet'in o tetiği çektiğinde başına neler geleceğini hiç mi düşünemediniz? Meral Hanım, bizim Saffet'in üzerinde silah taşıdığından haberimiz yoktu. Bilseydik onun silah taşımasına engel olurduk. Ama haberimiz yoktu. Silah çektiğinde de zaten engel olmak için elimizden geleni yaptık. Saffet'in o silahı nereden ve nasıl bulduğunu bilmiyorsunuz yani. Peki, silah taşıdığından haberiniz olmaması suçunuzu hafifletiyor mu? Onunla kavgaya gideceğiniz yerde onu durdurmayı deneyemez miydiniz? Biraz sakinleşmesi için çaba sarf edemez miydiniz? Meral Hanım, Saffet tanıyorsunuz. Gamze'yi nasıl sevdiğini de biliyorsunuz. Kerem'in Gamze'ye oynadığı oyunu duyunca Kerem'den intikam almak için gözlerinin nasıl karardığını da tahmin edebilirsiniz herhalde. Delirmiş gibiydi. Engellemeye çalışsak da bir şey değişmezdi. Saffet kafasına bir şey koydu mu yapar biliyorsunuz. Onu bir tek Kemal Hoca durdurabilirdi. Öyle de oldu zaten. Siz de durdurabilirdiniz. En azından bana haber verebilirdiniz. Haklısınız. Belki de öyle yapmalıydık. Arkadaşınızın yapacağı hataya engel olmalıydınız.
Onun yerine onun işleyeceği bir suça ortak olmaya kalktınız çocuklar. Evet. İtiraf etmemiz gerek. O Kerem Alçağ'ın Gamze'ye yaptığı iğrençlik bizi de Saffet kadar öfkelendirmişti. O yüzden Saffet'i durdurmayı aslında bir an bile düşünmedik. Oraya gidip de Saffet silahı çekinceye dek hata ettiğimizi fark edemedik. Özür dileriz. Saffet'i kontrol edebileceğinizi umuyor ve bu konuda size güveniyordum çocuklar. Bizden çok şey bekliyorsunuz Meral Hanım. Ama biz Saffet'ten daha olgun ya da daha akıllı değiliz ki. Dördümüz aynı koşullarda büyüdük. Herhangi bir olay karşısında o ne hissediyorsa çoğu zaman bizler de aynısını hissediyoruz. Evet. Maalesef. Esra teyze! Esra teyze! Esra teyze! Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Neredesiniz ya? Herhalde gitti. Bundan sonra Gamze'nin arkadaşlarını kapımda istemiyorum. Görüyorsunuz işte geliyorlar. Nasıl engel olacağım onlara? Tek tek arayıp gelmeyeyim mi diyeyim? Gerekirse onu da yaparsınız. İlaç saati. Saffet geldi mi? Hayır, kimse gelmedi. Annemi aramak istiyorum. Maalesef Gamze. Nurdan Hanım bir süre için dışarıyla görüşmeni yasakladı. Çok gerekmedikçe kimseyle telefon görüşmesi yapmana izin verilmeyecek. Ne demek bu? Burası klinik mi, hapishane mi? Sizler gardiyan mısınız? Annemle görüşme hakkıma hiçbir nedenle engel olamazsınız. Şimdi annemle konuşmak istiyorum. Gamzeciğim, Nurdan Hanım senin doktorun. O ne derse onu yapmakla yükümlüyüm ben. Şimdi buradan çıkmayı aklından çıkar. Ve bir an önce iyileşmek için çabalamaya bak. Buradan hiç kurtulamayacağım. Buradan hiç kurtulamayacağım. Kurtulamayacağım. Hiç kimse bana verdiği sözü tutmuyor. Hiç kimse. Tamam, sakin ol, tamam. Nefes alabiliyor musun? Bir bakalım. Evet, makine desteği olmadan nefes alabiliyor. Oh, dur bir saniye. Hemen telefon edelim. Hemen arayalım. Bu çok önemli. Hayır, 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 hayır. Sakin ol. Önce emin olalım. Tamam mı? Önce emin olalım. Oktay. Oktay, beni duyabiliyor musun? Oktay. Oktay. Beni duyabiliyor musun? Oktay. Oktay, bizi duyabiliyor musun? Oktay. Oktay. Oktay, duyuyor musun? Olsun. Bu da güzel bir gelişme. Her şey yoluna giriyor yavaş yavaş. Dönüyor işte.
sorun mu var Kemal? İyiyim Elif. Ağzını bıçak açmıyor. Bir şey var aklında. Ne oldu anlat hadi. Çocuklara mı kızgınsın hala? İstifa edeceğim Elif. Ne? Neden? Sen işini çok seversin. Bir insanın işini sevmesi onu iyi yaptığı anlamına gelmiyor ne yazık ki. Saçmalama Kemal. Sen iyi bir öğretmensin. Hatta fazla iyisin. O yüzden mi onlara doğru yolu gösteremiyorum? O yüzden mi 2 yıldan fazla bir zamandır şiddetten uzak tutmaya çalıştıkça yeniden yeni bir şiddet patlaması içinde buluyorum onları? Bu böyle sürecek. Aziz Nesin gibi ben de böyle gelmiş ama böyle gitmez demek isterdim ama... Artık anladım. Ben bunu değiştiremem. Buna gücüm yetmiyor işte. Böyle gelmiş, ne yazık ki böyle gidecek. Böyle gitmeye devam ettikçe de yaprak dökümü gibi tek tek dökülecekler. Kim ölecek, kim hapishane düşecek. Onları gelecekleri için çabalamaya ikna ettiğim sanırken... onlar hayatlarını mahvetmeye devam edecek. Bu konularda iyimser olmaya çalışmaktan yoruldum artık. Oktay'dan sonra sıra kime gelecek diye korku içinde beklemekten yoruldum Elif. İbo'dan başka kim hapishaneye girmeyi göze alacak bir hataya kalkışır diye onları kollamakta yoruldum. Ben onlara hiçbir şey verememişim bunca zamandır. Artık iyimserlik bitti. Artık Kemal Hoca yok. Belki benim yerime gelecek yeni bir öğretmen benim başaramadığımı başarır. Ben yapamadım. Çok üzgünüm. İstifa edeceğim. Yarın gidip istifamı vereceğim. Neredesin sen? Anne. Gerçekten tartışmak için hiç havamda değilim. Üstüme gelme. Konuşmak zorundayız oğlum. Ciddiyim anne. Kafam bozuk, canım çok sıkkın. Canın benim kadar sıkkın olamaz. Bugün senin neredeyse bir adamı öldüreceğini duyuyorum. Bunu sakin karşılamamı beklemiyorsun değil mi? Senin için endişelendiğimi bilmiyor musun Saffet? Nasıl yaparsın bunu? Nereden buldun o silahı? Nasıl cesaret edebilirsin böyle bir şeye? Bak anne. Benim şu an Kerem Hıyarı'yla yaşadığım o olaydan ya da Kemal Hoca'nın hastanede yatmasından ve senin bütün bunlar için endişeleniyor olmandan çok daha büyük bir sorunum var. Gamze'yi o delikten çıkarmak. Bu sorunu çözmedikçe sana hiçbir açıklama yapmamı bekleme benden. Tamam mı? Sen bugün bir katil olabilirdin. O çocuğun arkadaşları tarafından vurulabilirdin. Hala bana karşıma geçmiş Gamze diyorsun. Gamze'den daha önemli hiçbir şey yok benim hayatımda, anlıyor musun? Ben senin annenim. Benim için de senden daha önemli hiçbir şey yok. Seni düşünmek, seni uyarmak benim görevim. Sorunun her neyse eline silah alarak kendi başına çözemezsin. Ya sen ne diyorsun anne ya? Bütün mesele herifin birine silah çekmiş olmam mı? Kerem'in babası sana her şeyi anlatırken ben buradaydım. O pisliğin Gamze'yle nasıl kedinin fareyle oynadığı gibi oynadığını, ondan sonra hastaneye nasıl tıktırdığını kulaklarımla duydum. Duyduklarım beni deli etti, tamam mı? Ben Gamze'nin ufacık bir olay için bile üzülmesine dayanamazken kızın başına gelenlere bak. Kız akıl hastanesine ya. Neden? Kerem Bey öyle istediği için. Herkesi Gamze'nin deli olduğuna inandırdığı için. Oğlum, bunları öğrendiğinde öfkelendiğini anlayabilirim. Ama eline silah alıp o çocuğun karşısına çıkman doğru değil. Bunu biliyorsun. O çocuk yaptıklarının hesabını polise verecek. Anne nerede? Ben hiç yakalandığını duymadım daha. Bu da herifin yanında kar kalacak. Yakalayacaklar Saffet. Bak, Gamze'yi çok sevdiğini biliyorum. Onun için üzülüyorsun. Ama onun için yapılan bu çirkin planın bedelini Kerem'e ödetecek insan sen değilsin. Bunu mahkeme yapacak. Adalet verecek. Kanunlar verecek onun cezasını. Keşke. Keşke öyle olsa. Hem artık Gamze için sevinmelisin. Ne? Doğan Bey'in bana anlattıklarını vakit kaybetmeden Esra Hanım'a anlattım. Esra Hanım Gamze'yi hastaneden çıkaracak. Hatta bugün bile yapmış olabilir bunu. Gamze şu an evinde uyuyor olabilir. Gamze şu an evinde uyuyor falan değil. Gamze hala orada. Doktor Esra Hanım'ı aramış ama Esra Hanım'ın onu oradan çıkarmak için hiçbir başvurusu olmamış. Emin misin? Olanları anlattığımda çok heyecanlandı. Gamze için çok üzüldü.
Onu o kliniğe kapattığı için büyük bir pişmanlık duydu. Bir an önce gidip Gamze'yi oradan çıkaracağını söylemişti bana. Ama yapmamış işte. Gamze'ye söz vermiştim. Onu oradan bugün çıkaracağıma söz vermiştim. Ama yapamadım işte. Sözümü tutamadım. Oğlum, bu konuda senin elinden bir şey gelmez ki. Esra Hanım çözecek bu meseleyi. Biraz sabırlı ol. Belki yarın giderler Gamze'yi almaya. İçimde tuhaf bir his var. Yolunda gitmeyen bir şeyler var anne. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama Kerem'in foyası ortaya çıkmasına rağmen Gamze hala oradaysa yolunda gitmeyen bir şeyler var demektir. Safet! Safet nereye? Safet! Kim o? Benim İbo. Telefonunu neden açmıyorsun Zehra? Bir bakalım neden? Çünkü sana ve o salak arkadaşlarına feci kızgınım İbo. Ya dayım sizin yüzünüzden kalp krizi geçirdi. Sizin yüzünüzden hastanede şu anda. Biliyorum. Çok üzgünüm Zehra, bunu bil. Sen Kemal Hoca'yı gördün. Daha mı iyi? Durumu nasıl? E işte. O da size kızgın, haberiniz olsun. Yarın taburcu olacak. Ama bu eskisi gibi hayata devam edeceği anlamına gelmiyor. Yapacağınız bir saçmalıkla dayımın bir kez daha hastaneye taşınmasından korkuyorum. Korkma. Böyle bir şey olmayacak artık. Umarım. Yarın taburcu olunca direkt eve mi geçer? Sanmam. Dayımı biliyorsun. Okula gelir. Onu kimse evde yatıramaz. Tamam. O zaman yarın özür dilemek için konuşabileceğiz Kemal Hoca'yla. Vallahi kendinizi nasıl affettireceksiniz bilmiyorum İbo. İnan ben de bilmiyorum. Ne söyleyeceğiz Kemal Hoca'ya? Nasıl savunacağız kendimizi? Yüzüne nasıl bakacağız bilmiyorum. Ya böyle ayakta mı konuşacağız? Hadi gir içeri, gel. Bir şeyler içersin, çay, kahve. Tezgah açmam lazım. Ortaköy'e gideceğim. Sen bilirsin. İbo bak. Diğerleriyle konuş. Dayım üzecek bir şey yapmasın kimse artık. Merak etme. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğiz. Tamam. Görüşürüz. Güle güle. Yiyecek bir şeyler getirdim. Bırakıp gideceğim. Seni de adam sanırdık Berasim. Sırtımızdan vurmazsın sanırdık. Yanılmışız. Yanılttın bizi. Birinin sana dur demesi gerekiyordu Kerem. Yoldan çıkmıştın. Senin iyiliğin için Doğan Bey'le konuşmaktan başka çarem yoktu. Hadi ya. Benim iyiliğim için beni babama gambazlıyorsun öyle mi? Sana verdiğim sırrı mezara götürecek kadar delikanlı olduğunu sanırken sen gidiyorsun babama ötüyorsun anında. Senin salaklığın yüzünden ben burada pinekliyorum. Ama saklanmak bana göre değil. Burada fazla kalmayacağım. Hadi git bunu da babama söyle. Kendi hayatını harcamaktan korkmuyorsan babana acı. Senden başka kimse yok onun gözünde biliyorsun. Kendi başına buyruk buradan çıkmanın planlarını kuracağına babanla işbirliği yapıp bu durumdan kurtulmaya bak bir an önce. Müsait misin kızım? Buyurun babacığım. Arkadaşların sana Gamze'yi soruyor mu hala kızım? Oo, her gün. Gamze'den başka bir şey konuşulmuyor ki okulda. Bundan sonra arkadaşlarına Gamze ile ilgili herhangi bir meseleden bahsetmeni istemiyorum Pınar. Bu bizim ailevi bir sorunumuz. Arkadaşların bizim sorunlarımızı bilmek zorunda değiller. Evet ama şimdi herkes olanların Kerem'in işi olduğunu öğrenecek. E bana Gamze'yi neden klinikten çıkarmadığınızı soracaklar. Sorsunlar. Bu sorulara cevap vermek zorunda değilsin kızım. Kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilsin. Kızım, anneni kaybettiğimizde aramızda bir anlaşma yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet babacığım. Kimseye hiçbir şey anlatmayacağım. Merak etmeyin. (Gülüyor)
Ben yukarı çıkıyorum. Sen de fazla gecikme. Yat. Tamam babacığım. İyi geceler. İyi geceler babacığım. Saffet iyi düşün. Gamze'nin annesi Gamze'yi başından atacak. Şöyler. Ya da ona sırtını dönecek bir kadın mı sence? O zaman neden orada bırakıyor Gamze'yi? Ne bekliyor hala çıkarmak için? Bilmediğimiz bir şeyler vardır belki abicim. Madem evde yok, telefonları kapalı. Bir iş var bu işin içinde. Orası kesin canım. Annem Esra teyzeye Gamze'nin anlattığı her şeyin doğru olduğunu söyledi. Kızın o herifin oyununa geldiğini anlatıyor. Kadın da onun olması gerektiği gibi bir tepki verip anneme kızı hemen oradan çıkaracağını söylüyor. Ama çıkarmıyor. Neden? Neden? Bak, bence bir konuda hemfikiriz Saffet. Gamze'nin annesini az çok tanıyoruz. Kızına nasıl düşkün olduğunu da gördük. Öyleyse biri kadına engel oluyor. Kendime bu engelleyici kim olabilir diye sorduğumda aklıma bir tek cevap geliyor. Menderes. Aynen. Başkası olamaz. Güzel kız değil mi Allah için? Öyle. Kız arkadaşı herhalde. Olabilir. Cüzdanında resmini taşıdığına göre çok seviyormuş. Bence kız da onu çok seviyordu. Oktay'ın yaşadığını bilmediği için çok acı çekiyor. Belki de onu unutamadığı için bir akıl hastanesinde tedavi görüyordur. O kızı tanıyor gibi konuşuyorsunuz. Tanımıyorum. Ama gördüm. Ne? Nerede? Arkadaşımın çalıştığı hastanede tedavi görüyor. Onun hastalarından biri. O olduğundan emin misiniz? Oydu. Gördüğüm kız bu resimdeki kızdı. Çok üzüldüm. Kadere bak. İki sevgiliden biri burada yaşama dönmeye çalışıyor. Diğeri bir akıl hastanesinde. Ben de çok üzgünüm. Keşke ona Oktay'ın yaşadığını söyleyebilseydim. Eminim bu o kızı hayata döndürmeye yeterdi. Benim tanıdığım Gamze bu tezgahlara gelecek kadar saf bir kız değildi. Kerem onu bu kıvama getirdi canım. Kızın yaşadıklarını unutuyorsun galiba. Ne zaman çıkacak şimdi hastaneden? Hiçbir fikrim yok. Sen bugün pek bir sessizsin. Yo. Aslında her gün aynı şeyleri konuşmaktan sıkıldım galiba biraz. Pınar. Efendim? Esra teyze nerede? Evde. Ben dün sizin eve geldim. Kapıyı çaldım ama açan olmadı. Hatta okula gelirken tekrar uğradım, yine kimse açmadı. Sen evde olmadıkları bir ana denk gelmişsindir. Ya da Esra teyze kapıyı duymamıştır, ne bileyim ben. Telefonu da kapalı, neden? Ben nereden bileyim ya? Kendisine sorarsın. Peki Gamze'yi niye taburcu etmediniz? Ya bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum ya, sen o evde yaşamıyor musun? Ne bağırıyorsun kıza ya? Sen karışma Zehra. Aman üzerine fazla gitmeyin kıza, silah falan çeker. Bak bunun için üzgünüm, tamam mı? Yeter zaten üzgün olmak. Sizin elinizden üzülmekten başka bir şey gelmiyor ki. Tamam Zehra. Tamam ne desen haklısın, sana bir sözüm yok. Ben sadece Pınar'dan... Bak ne öğrenmek istiyorsan git Esra teyzeye sor, tamam mı? Ben hiçbir şey bilmiyorum bu konuyla ilgili. Soracağım. Merak etme, soracağım. İyi. Hangi aklı hala gelip size hesap soruyor ya? Gerizekalı. Olmaz. Kaçın surette olmaz. Kabul edemem istifanızı Kemal Bey. İşleme bile koymam yahu. Hulusi Bey, kararım kesin. Söylediğim gibi öğrencilerime faydalı olamadığımı gördüm. Bu müesseseyi boşuna işgal etmek istemiyorum. Lütfen istifamı kabul edin. Kemal Bey, bir sağlık sorunu atlattınız. Kolay değil tabii. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Biliyorum o sıpalar sizi üzdü ama... Ha bu arada, yeri gelmişken... O kavgaya karışan hiçbir öğrencime ceza vermemenizi rica ediyorum sizden. Hala onları düşünüyorsunuz. Şikayetçi olmuyorsunuz. Siz bu istifa talebinizde kararlıysanız... Sizin yokluğunuz onlara en büyük ceza olacak zaten. Yok yok, ben istifanızı kabul edemem. Kemal Bey, en azından birkaç gün daha düşünün. Ondan sonra tekrar konuşalım bu konuyu. Bence de Kemal Bey, biz sizi kaybetmek istemeyiz. Düşünecek bir şey yok Hulusi Bey. İşleme koyup koymamak sizin tasarrufunuz elbet ama benim kararım değişmeyecek.
Öğrencilerime şimdiye kadar faydalı olamadım. Bu hala başlarını derde sokmakta, bir an bile tereddüt etmemelerinden belli. Onlara kavganın şiddetin bir oyun olmadığını, üzücü sonuçlara yol açabileceğini anlatamadım. Sadece başlarına kötü bir şey geldiğinde ya da arkadaşlarını kaybettiklerinde, bir hata yapıp canları yandıklarında duruyorlar. Yani ortada bir problem var. Belki de ben onlar için doğru kişi değilim. Estağfurullah. Siz onlar için bir şanssınız Kemal Bey. Bunu böyle bilin. Ve bizim için bir iki gün daha düşünün bu kararınızı. Evet Kemal Bey. Düşünecek bir şey yok. Arkadaşlar. Ne? Kemal Hoca okulda. Hadi. Ne zaman geldi ki? Oğlum bizden sonra geldi herhalde, görmedik. E hadi konuşmaya gidelim o zaman. Hulusi Bey'in odasından çıkmamış. Birine sordum, yarım saattir oradaymış. Ne konuşuyorlar acaba? Bariz merak ettim. Ben ne konuşacaklar oğlum ya? Zafer, Kerem meselesi yüzünden ceza vermeye çalışıyordur. Kemal Hoca da bizi savunuyordur. Aynen abicim. Hadi doğru söylüyorsun. Sınıfa girelim, dersi var zaten. Hadi. Yürüyün hadi, abicim. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Çok şaşırdım. Kemal kolay kolay pes etmezdi. Şimdi istifa dilekçesini vermeye gittiğine inanamıyorum ya. Kemal Bey pes etmeyebilir. Ama karşısındaki öğrenciler ona pes ettirmeyi başardılar Leyla Hanım. Olacağı buydu. Kemal Bey gibi değerli bir öğretmenin kıymetini bilemediler. Bence çocuklar Kemal Bey'in bu kararını duyunca çok üzülecekler. Kemal Bey istifasından vazgeçirmek için ne gerekiyorsa yapacaklardır. Siz Kemal'i tanımıyorsunuz. O kendi isteğiyle bir kere karar verdiyse ayrılmaya, onu bu kararından döndürmek çok zordur. Bu öğrencilerin yapabileceği bir şey değil bence. Hadi, iyi dersler. İyi dersler. İyi dersler. Size de. Sunum yaptın mı? Yapmadım. Ne olacak? Kemal Hoca geliyor. Hoca geldi. Bu. Geldi. Oturun çocuklar. Geçmiş olsun hocam. Geçmiş olsun hocam. Sağ olun. Kitaplarınızı kapatabilirsiniz. Kızgın. Bugün sizinle ders yapmak için gelmedim buraya. Sohbet mi edeceğiz hocam? Pek sayılmaz. Fazla vaktinizi almayacağım. Ben bugün size veda etmek için geldim çocuklar. Ne? Hocam, ne diyorsunuz hocam? Nasıl ya? Hocam ne vedası? Ne diyor ya? Yapmayın hocam Allah aşkına ya. Ne vedası hocam, ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz hocam ya? Ne vedası hocam? Hocam ya, yapmayın. Hocam ya. Tatile mi gidiyorsunuz hocam? Olur mu? Az önce Hulusi Bey'e istifamı verdim. İstifa mı? Bundan sonra derslerinize Sunan Hanım'la devam edeceksiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Ama hocam. Ben de böyle bağırıyordum sizin arkanızdan. Ve siz beni duymuyordunuz. Thank you.
lazım? Amacınız bu değil miydi sizin? Dayımı okuldan kaçırmak. Zehra, lütfen. Başardınız. Evet, başardınız. Başardınız. Hayatı boyunca hiç pes etmemiş adama pes ettirdiniz. Zehra. Zehra, Zehra, Zehra. Hocam, hocam, hocam. Şimdi başlamayın yine. Pişmanız. Biz de böyle olsun istemezdik edebiyatına. Çok geç artık. Her atayıp pişman oluyorsunuz. Çocuk gibisiniz ya. Bir tane akıllı yok aranızda. Zehra, başlama yine istersen. Özge. Uzatma. Bari bak, başlarsam ne olur. Zehra, tamam. Bulaşmayacağım sana. Özge, tamam. Ne var zekalı ya? Ne çirkef şey, hala tamam, konuşuyor ya. Tamam. Bir de suratıma bakıyor öyle bön bön. Sırası değil şimdi. Sinir oluyorum ya. Tamam. Şu an rahat takma konuşabilirim. Takma kafana, bırak. Benim şuradan. Evet, hadi, her şey yolunda. Sakin oluyor. Tamam, siz nasıl isterseniz. Kız haklı. Ne diyebilirsin ki? Gitti adam ya. Bariz bizi bırakıp gitti. Kemal Hoca'nın bizi bırakması tamamen bizim suçumuz. Ya iyi de abicim, daha önce de konuştuk bunu. Silah çeken siz değilsiniz ki. Saffetler. Rıza. Silah çeken Saffetler de değil. Sadece Saffet. Ben, Memo, Ali Saffet'i durdurmaya bile çalıştık. Ama bu bizim masum olduğumuza yetmiyor işte. Bir düşün. Oraya gitmekle Saffet'in çektiği silahı tutmak arasında ne fark var? Doğru. Bariz doğru. Gitmeyecektiniz abicim o kavgaya. Gitmeyecektiniz. Aynen öyle. Gamze'nin uğradığı haksızlık gözümüzü döndürdü resmen. Hep öyle olmadı mı millet? Ne kadar haklı olursak olalım, öfkeyle kalktığımız her zaman zararla oturmadık mı? Bu sefer zararımız büyük abi. Kemal Hoca'yı artık harbiden kaybettik. Ya hemen kabullenmeyelim durumu. Belki konuşursak fikrini değiştirebiliriz. Dinlemiyor ki. Gördünüz işte. Ya tamam. Biz de Kemal Hoca'yla değil, Hulusi Hoca'yla konuşuruz. Ona anlatırız derdimizi. Ne diyeceğiz adama? Kemal Hoca'nın istifasını kabul etmemesini söyleyeceğiz. Hulusi istifayı kabul etmese Kemal Hoca apar topar gider miydi oğlum? Geç kaldık işte. Kemal Hoca bize ne derdi, unuttun mu dizler? Hiçbir şey için geç değildir. Sanem, Esra Hanım'a ulaşamıyorum. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Otursana. Neden ona ulaşmak istiyorsun bu kadar? Gamze'yi neden hala oradan çıkarmadığını sormak istiyorum çünkü. Neden çıkarsınlar ki Saffet? Gamze iyi değil. Yapma Sanem. Duymadın mı olanları? Duydum. Ama Kerem'in tuzağı ilk olay değil ki. Gamze'nin halüsinasyon gördüğünü, kendini kaybedip tek başına gece yarısı sokaklara çıktığını, banklarda uyuduğunu, kendini denize attığını biliyoruz. Bence tedavisi tam olarak bitmeden Gamze'nin klinikten ayrılmaması gerekir. Esra teyze de böyle düşünüyor olmalı. Yanlış düşünüyor o zaman. Yanlış düşünüyorsunuz. Gamze'nin bir şeyi yok. Orası onu daha da hasta ediyor. Onun bir an önce evine dönmesi lazım ya. O akıl hastanesinden çıkarılması lazım. Ya benden başka kimse inanmıyor mu? Gel. Ne var? Ne istiyorsunuz? Hocam, Kemal Hoca istifasını vermiş size. Doğru, verdi. Çok bile dayandı size. Nihayet adamın sabrını taşırdınız. Bakalım bundan sonra arkanızda Kemal Hoca'nız olmadan ne halt edeceksiniz bu okulda? Estağfurullah hocam. Biz ne halt edeceğimizin derdinde değiliz. Sonuçta Kemal Hoca bizim tek hocamız değil. Mesela siz de bizim için bir Kemal Hocasınız. Ne var ki biz Kemal Hoca'ya yaptığımız yanlış yüzünden... Hocam, biz Kemal Hoca'nın gitmesini istemiyoruz. Hatalarımız var, kabul ediyoruz. Bizi affetmesi için, özür dilemek için bir şans istiyoruz ama o şansı bize vermiyor. Dinlemiyor bile bizi. Siz yardımcı olsanız. Adam bıraktı gitti sizi oğlum. Zorla mı tutacağız okulda? Hocam, istifasını kabul etmeyin. Hocam, biz Bariz Kemal Hoca'yı çok seviyoruz. Bir şeyler yapsanız, gitmesine engel olsanız. Yapacağınızı yapıp
Ondan sonra ağlamayın bize. Bu okula gelmiş en iyi, en fedakar adamı kaçırmayı başardınız. Adam size bir şeyler öğretebilmek için çırpınıyordu. Ben meslek hayatım boyunca kendini öğrencilerine böylesine adamış bir öğretmen görmedim. Çok kıymetli bir adamdı, çok. İşte böyle birini kaçırmayı başardınız. Her hatanıza olgunlukla yaklaştı. Bütün meseleleri sevgiyle, sakinlikle çözmeye çalıştı. Bazı zamanlar size ceza vermeyelim diye karşımızda dimdik durdu. Sizi savundu. Bu son olayda bile öğrencilerime ceza vermeyin lütfen dedi. Biz... Yazık, yazık. Ne diyelim şimdi Kemal Bey'e? Nasıl ikna edelim onu bu okulda kalmaya? Siz söyleyin. Kaçıncı söz verişiniz olacak bu ona? Kaçıncı kez bir daha böyle bir hata yapmayacağız hocam diyeceksiniz? İnanır mı artık size? Güvenebilir mi? Kemal Bey'in istifası ders olsun size. Adam gibi adam olmayı, öğrenci gibi şu okula gelip gitmeyi bilseydiniz, Kemal Bey gibi bir öğretmen arkadaşımız da istifasını vermezdi. Hadi, boşaltın burayı. Kemal hocanızı üzmeden, onu valilere getirmeden düşünecektiniz bunları. Hadi çıkın dışarı. Hala ne bakıyorsunuz suratımıza? Çıkın dışarı. Hadi çıkın. İlaçların. Bunu da al. Aferin. Aferin Gamze. Sevgini buldum diye döndün. İlahi bir kurgu Oktay. Sevginin karşıma çıkması ilahi bir kurgu. Sana yardımcı olacağım. Ama sen de tamamen uyanacağına söz ver, tamam mı? Hadi bak, uyanırsan onu yanına getiririm. Kız arkadaşının yanına getiririm. Ne dersin Oktay? Onu getireceğim ha, ne dersin? Asiye hocam, kahve. Zahmet etmişsin, sağ ol. Rica ederim. Nasıl? Tekrar gözlerini açtı mı? Hayır. Ama nefes alıyor. Esra Hanım. Benden haberi aldığınız gün bir an önce oraya gidip Gamze'yi yanınıza alacağınızı söylemiştiniz. Gamze'yi hala klinikten çıkarmamanız çok şaşırtıcı doğrusu. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Doğru hatırlıyorsunuz Meral Hanım. Ama gidemedim işte. İyi ama neden? Sizin yerinizde kim olsa bir anne olarak kızının yaşadığı haksızlığı bir an önce telafi etme yoluna giderdi. Neyi bekliyorsunuz? Söyler misiniz Allah aşkına? Medres Bey, eşim Gamze'nin iyileşmediğini düşünüyor. Bir süre daha orada kalıp tedavi görmeden klinikten çıkmasını istemiyor. O çocuk Gamze'ye bir oyun oynamış olabilir. Ama görüyorsun Gamze de büyük bir travma yaşıyor dedi. Bir süre daha klinikte kalıp sağlığına kavuştuğundan emin olmak istiyormuş. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Bilmiyorum. Ama benim gönlüm kızımı evime almaktan yana. O benim evladım. Her şey. Onu çok özledim. İşin içe günlerce o imzayı atıp onu oraya kapattığım için kendi kendimi yedim. Siz bana gerçeği anlattığınızda ona koşmak istedim hemen. Ama yapamadım. Neden? Bakın, ben Gamze'nin babasından sonra ilk defa sevebileceğim biriyle karşılaştım.
Onu kaybetmek istemiyorum. Çok iyi biri. Ailesine karşı da çok fedakar. Onu kaybedersem ne yaparız, nereye gideriz bilmiyorum. Gamze'yi de çok seviyor biliyorum. Belki ben annesi olduğum için sağlıklı düşünemiyorum. Konduramıyorum kızımı. Menderes Bey'i dinliyorum, ona da hak veriyorum. Doğru söylüyor. Gamze'nin Kerem meselesi haricinde de rahatsızlığı var. Yani onu akıl hastanesinde tutmaktaki ısrarı sadece onun iyileşmesi için biliyorum. O yüzden almadım Gamze'yi. Saffet onu arayıp oradan çıkaracağını söylemiş. Biliyorum. Doktoruyla konuştuğumda söyledi. Onu görmek istedi. Ama şu an oraya gitmememin daha iyi olacağını söylediler. Saffet çok kızgın. Sizinle konuşmak için bize geldi biliyorum. Kapıyı açmadık. Bir tatsızlık çıkmasın diye ben rica ettim Menderes Bey'den. Siz de bu anlattıklarımı ona anlatmazsanız çok sevinirim. Peki anlatmam ama size ulaşmaya çalışacaktır. Vazgeçmeyecek. Ben ona biraz sakinleştikten sonra durumu anlatırım. Meral Hanım, hepimiz Gamze için en iyisini yapmak için çabalıyoruz. O da anlayacaktır bizi. Ben bu okulun en büyük başkanıyım artık. Selam Fevzi, nasıl geçti sınavın? İşte başkanım. Tanıştırayım annem. Memnun oldum efendim. Ben Fevzi... de memnun oldum. Memnun oldum. Bir de sınavdan iyi not al. İnşallah. Bütün panoları yenilettim. Hepsinde de Atatürk yeniliği yaptım. Güzel. Seda, ne haber? Merhaba. Kardeşin nasıl oldu? İyi. Tanıştırayım annem ya. Memnun oldum. Sen nasılsın? Arkadaşlar, merhaba. Hadi. Görüşürüz İsmet. Bahçeye ağaç diktirdik. Derya. Nalan ne haber? Merhaba. Yeni araba almış babanız, hayırlı olsun. Sağ ol. Bakın tanıştırayım annem. Memnun oldum. Memnun oldum yavrum. Memnun oldum. Görüşürüz. Kırık camları onarttım. Harun ne haber? Merhaba. Bak kim geldi, tanıştırayım sizi. Annem Şehnur. Bunlar da yardımcılarım Harun'la Hamdi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Ne işi var annenin okulda? First aid'i bakmaya geldim. Ya. Hoş geldiniz. Çok güzel. Anneciğim ben seni kantine götüreyim. Tamam. Oradaki icraatlarımı da gör. Aha. Hadi yürü. Var mısınız yok musunuz? Ulan ne avatarı ya. Abi yapmayın. Ya o İsmet Twilight'ı koyduysa biz avatarı boyutlu bile koyarız sahneye. James Cameron gelir, dudağı da uçuklar. Ha? Arkadaşlar, yıl sonu için hazırlanacak oyunu biz sahnelemeliyiz. Başkanlığı kaybettim. Oyun koyma işini kaybedemem. Ben bu yola baş koydum, anlıyor musunuz lan? Ulan senin kişisel çekişmen için maymun mu olacağız ya? Allah Allah. Evet, hem senin çokça bağırcamana gerek yok. Ben ne kadar senin ha? Şaka yaptım lan, I'm just kidding. Hem İsmet'e verdiğin oyu da unutmadım. Kendini affettirmen için sana sanatın barış dolu elini de uzatıyorum. Ya yürü be. Ne oldu lan? Maço dizilere bak. Ne yaptın o çirin şireye? Oğlum, Kemal Hoca istifa etti. Hiç umurumda değil mi bu? Show must go on be Özge. Hem döner o. Kemal Hoca'yı tanımıyor musunuz? Bırakır mı bizi? Kızıl ötesi. Özgem, ne yitirim benim? Hadi yalnız bırakmayın beni. Bak lan, seni maviye dönüştürmek için makyözün kralını getireceğim. Hadi be abi. Yalnız bırakmayın beni. Blues'i ile de konuşacağım. Ya bu kabul edene kadar rahat bırakmaz bizi. Tamam, hadi git konuş. Ben oynayacağım. İyi, ben de oynayayım bari. İyi bari, ben de oynayayım o zaman. Aslanım benim, koçum. Sana ormandaki en kral hayvan rolünü vereceğim. Ha, gördüm. Sakin, sakin. Koskoca adam hayvan tamam. Yaptı ya. Lan. Merhaba. Lumière kardeşler. Oğlum bak, Twilight'ın yapımcısını aradım. Koyduğunuz oyunun rezaletini de anlattım. Tez zamanda iki tane vampir yollayıp eşek sudan gelinceye kadar emdirecekmiş sizi. Bir tane yollasınlar yeter. Nasıl olsa sen de varsın, yetmez mi? Yıl sonu gösterisini bizim elimizden kapamazsın Pamuk. Beni kızdıramazsın İsmet. Olmaz. Evet, rakiplerine söylemese şu olmaz. Şu gördüğün güzide ekip var ya. Avatar'ı sahneleyecek. Avatar. O yüzden bugün çok mutluyum. Avatar mı? Komik olmak için harcadığın çabaya hayranım kuzen. Peki 3 boyut meselesini nasıl çözdün? Boyut önemli değil koçum. İşlev önemli. Alenen salaksın abicim. Hem bizi keser mi oğlum 3 boyut?
Sadece dizleri koysan 6 boyun. Ne diyor lan bu? Döveceğim ha. Tamam yapma. Bizim oyunu asla geçemeyeceksin pamuk. Adam, bu arada teyzem seni doğuracağına mısır patlağı doğursaymış. En azından şu bizi izleyen gençlere çerez olurdun. Yürü. Ne olan altı boyut mu altı boyut? Bir şeye bak. Oğlum sen her şeye kızıyorsun. Vallahi kıracağım nerede kafana. Nerede o? Nerede o sevimli dizler? Şaka nereye gömdün onu? Bir haftada ikinci defa görüşüyoruz. Şaşırttın beni. Neden? Senin adın hayırsızdır kızım. Laf sokmasan olmaz değil mi? Bunu Arda'ya aldım. Doğum günü hediyesi. Sen gelmeyecek misin doğum günü partisine? Sarı kızı da alırsın. Babam ve Zeynep'i çok ihmal ettim bu aralar. Hafta sonu birlikte bir şeyler yaparız diye konuştuk. O zaman hep birlikte gelin. Teklif ederim ama yine de sen bekleme bizi. Babam pek hoşlanmaz biliyorsun öyle gürültülü ortamlardan. Bilmez miyim? Neyse, bu seferlik geçerli bir mazeretin var. Geçen gün seni ziyarete geldiğimde bir kız vardı. Ha, Gamze. Çok genç. Ne derdi varmış bu yaşta? Erkek arkadaşı öldürülmüş. Kız da bu travmayı atlatamamış. Majör depresyon tedavisi uyguluyoruz. Halüsinasyonu için psikotik ilaç tedavisi alıyor. Niye sordun? Bilmem. Çok genç olunca ilgimi çekti. Merak ettim neden orada olduğunu. Başladılar. Kalkalım mı? Tabii. Efendim. Evet Hakan Bey. Tamam. 10 dakikaya oradayım. Hediye için teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta artık siz anlatmaya başlayacaksınız. İnşallah çalışıyorsunuzdur. Evet hocam. Çalışıyoruz hocam. Çok çalışıyoruz. Kemal hocanızın istifa etmesine üzüldüğünüzü biliyorum çocuklar. Üzülmek hafif kalır hocam. Bittik, yıkıldık. Geçmiş olsun artık. Ne yalan söyleyeyim. Benim için de büyük bir şok. Büyük bir yıkım oldu Kemal'in istifası. Belki de o noktaya geldi artık. Vazgeçmeye, pes etmeye, gitmeye karar verecek kadar yoruldu. Hocam biz hata yaptık. Onun öğrettiklerinin dışına çıktık. Belki de aklımız hayatın bize ezberlettiklerine gitti. Ama böyle olsun istemedik. Kemal Hoca'yı üzmek ya da onun sağlığına kastetmek istemedik hiçbir zaman. Biliyorum çocuklar. Onu sevdiğinizi bilirim. Ama sevginizi hayatın değil, onun size öğrettiği yoldan giderek göstermeliydiniz hocanıza. O sizden bunu beklerdi. Silahlı bir çatışmanın ortasında bulduğu zaman sizi, yaşadığı hayal kırıklığını düşünün. Kalbi bile dayanamadı buna, değil mi? Hocam, Kemal Hoca'nın o hali, orada bulunan hiçbir arkadaşımızın gözünün önünden gitmiyor. Belki hatamızı kabul etmeliyiz. Gidişini saygıyla karşılamalıyız. Ona hak vermeliyiz ama yapamıyoruz. Hatamızı kabul ediyoruz ama cezamızı kabul edemiyoruz. Aslında o şu anda bile hatayı kendinde arıyor, sizde değil. Sizin için yeteri kadar iyi bir eğitmen olmadığını düşünüyor. Öyle bir şey yok hocam. Siz, diğer hocalarımız, herkesin yeri ayrı. Emeği başka üzerimizde. Ama Kemal Hoca'nın yeri gerçekten özel bizim için. O zaman her zaman öyle kalsın. Onun size öğrettiklerini hatırlayın. Sadece edebiyat değil, hayat dersi veriyordu o size. Ondan aklınızda, kulağınızda, belleğinizde ne kaldıysa değerlendirin çocuklar. Kemal hocanıza olan bağlılığınızı belki bu şekilde gösterebilirseniz kendinize, onun gidişine daha çabuk alışırsınız. Sanki o okulumuzdan hiç ayrılmamış gibi düşünüp size verdiği öğütleri tutar, sizi sakınmaya çalıştığı tehlikelerden kendinizi korursanız, ona olan borcunuzu da ödemiş olursunuz çocuklar. İyi dersler çocuklar. Size de hocam. Thank you.
İyi akşamlar. Bu saatte ziyareti yok. Maalesef sizi içeri alamam. Çok uzun sürmeyecek zaten, lütfen. Yarın gelirsiniz. Ya abi bak, ne olursun. Sana yalvarıyorum. Al şu parayı. 5 dakika görüşmeme izin ver. Koyun o parayı yerine. Lütfen. Bakın beyefendi, bu kapıdan geçseniz bile odasına ulaşamazsınız. Oradan içeri almaz hemşireler sizi. Ya arkadaşımı görmem lazım. Lütfen. Yapabileceğim bir şey yok. En azından mesajımı iletseniz. Bir kağıt kalem alabilir miyim? Peki, tamam. Numarada kalıyor. Adı Gamze. Tamam. Ama lütfen hemşirelerin ya da Nurdan Hanım'ın haberi olmasın. Olur mu? Peki, tamam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Seni burada bırakmayacağım. Gerekirse kaçıracağım. Seni çok seviyorum Saffet. Lira. Buyurun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Aa, sağ ol Zehra. Hoş geldin. Kemal Hoca nasıl? Nasıl olsun? Canı sıkkın. Leyla Hoca gelecekmiş çay içmeye, onu bekliyor. Büyük ihtimalle Leyla Hoca onun kararından vazgeçirmeyi deneyecektir. İnşallah başarır. Hiç zannetmiyorum. Bize çok kızgınsın değil mi? Evet, kızgınım. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Artık onu üzecek hiçbir şey kalmayacak hayatında. Sağlığını kaybedecek diye endişelenmeyeceğim. Evet, haklısın. Belki de bizden uzakta olması Kemal Hoca için daha iyi olur. Sinemaya gidelim mi? Olur. Hemen tezgahı toplayayım, gidelim. Bir dakika. Bana karşı kendini suçlu hissettiğin için mi hemen kabul ettin teklifimi? Hayır. Emin misin? Evet. Zehra, seninle sinemaya gitmek istediğim için kabul ettim. Vakit geçirmekten hoşlandığım bir arkadaşımla sinemaya gitmek istiyorum. Ne var bunda? Benimle vakit geçirmeyi seviyor musun? Evet. Niye şaşırdın buna? Ama ne bileyim, hiç beklemiyordum. Bak Zehra, ne yapalım biliyor musun? Sen burada böyle dikileceğine bir an önce bana yardım et. Şu tezgahı toplayalım da gidelim. Efendim? Tamam. Hadi. Seri, hızlı. Ay, tamam. Herkes beni terk etti. Herkes beni unuttu. Burada kalamam. Burada kalamam. Eline sağlık. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Ne demek efendim? Asıl size zahmet oldu. Çok güzel şeyler getirmişsiniz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kemal'cim, çocuklar çok üzgün. Ben de öyleyim Leyla Hanım. Onlara yardımcı olamadım. İyi bir eğitimci olamadığım için çok üzgünüm. Peki ne yapmayı düşünüyorsun bundan sonra? Bilmiyorum. Bunu hiç düşünmedim. Yapacak bir şey bulursun mutlaka. Ondan hiç şüphem yok. Kemal, sen benim tanıdığım en iyi öğretmensin. Bunu içtenlikle söylüyorum. Eğer geri dönmezsen bir süre sonra bu çocukların şimdiki hallerini mumla arayacağız. Suçu üzerine almada Kemal'in üstüne tanımam. Her konuda olduğu gibi bu konuda da faturayı kendine çıkardı. Şiddete başvurmakta hiçbir sakınca görmeyen öğrencilerin yerine bu olayda da kendini suçlu ilan etti. Mesele suçu atacak birini bulmak değil. Ne yapıyorsam yapayım, onları ne kadar beladan uzak tutmaya çalışırsam çalışayım, başarılı olamıyorum.
Oğlum, neredeydin? Ya Gamze ile bir dakika görüşebilmek için ne yapmalıyım? Senin hiç tanıdığın birileri yok mu, arkadaşın, dostun? Beni onunla görüştüremez misin? Gel otur şöyle biraz, sakin ol. Ya delireceğim ya. Esra Hanım ortada yok. Gamze ile görüşemiyoruz. Kız hastanede kaldı, iyi mi? Yemin ederim içimden arabayla o hastaneye dalmak geçiyor. Oğlum. Anne, ne olur bana sakin ol deme. Gamze'nin yanında olmak istiyorum. Elinden tutup bütün bunların geçeceğini söylemek istiyorum. Kızı hapsettiler. Göremiyorum. Ona destek olamıyorum. Moral veremiyorum. Üzülme bu kadar. İyi olsun diye yatıyor o hastanede. Sen Esra Hanım'la konuşabildin mi? Hayır. Ama Gamze'nin doktoru onunla konuşmuş ya, sen anlattın. Oradan çıkması için onay vermemiş işte. Belli ki tedavisinin devam etmesine karar verdi. Okula geldiğinde kızını oraya kapatmak istemiyordu. Bize sanki anlatmayın, daha fazla üzücü bir şey duymak istemiyorum der gibi bakıyordu. Ya o herif mi kararını değiştirdi? Ne oldu anlamadım ki birdenbire vazgeçti. Doktor ikna etmiş olabilir. Ben bunu Esra teyzeden duymak istiyorum. Gözlerimin içine bakarak Gamze'nin neden orada kalması gerektiğine karar verdiğini bana anlatmalı. Yarın bir ara uğrarsın yine. Oldu mu? Uğrayacağım. Onunla görüşene kadar her gün gideceğim o eve. Benden kaçıyor biliyorum. Nasılsa denk geleceğiz onlarla. Ben sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Alo Derman. Yarın bir yere kaybolma. Seninle bir işimiz var. Gamze'yi o hastaneden kaçıracağız. Ben sana haber vereceğim. Ama önce annesiyle konuşmam lazım. Tamam. Görüşürüz. Kemal, sen gelmeden önce onların ne halde olduklarını ben biliyorum. Umutsuz, bitmiş haldeydiler. Çoğu doğru düzgün okula gelmiyordu. Hatta biz de onlar okula gelmesin diye dua eder olmuştuk. Sana söylemiş miydim hatırlamıyorum. Zafer Bey'e kızdıkları için onun arabasını yakacak kadar ileri gitmişlerdi. Okulla ilgili, gelecekle ilgili hiçbir planları yoktu. Sonra sen geldin. Onları tepeden tırnağa değiştirdin. Onların kişiliklerinde birer devrim yarattın Kemal. Abartmayın Leyla Hanım. Benim hiçbir şey başaramadığım son olayla gayet belirgin biçimde kanıtlandı. Eskiden araba uçuruyorlardı. Şimdi ise birilerinin mekanını basıyorlar, canını yakıyorlar ve hapsi boyluyorlar. Yani hiçbir değişiklik yok. Demek ki onlara ulaşamamışım. Seni nasıl ikna etmem gerekiyor bilmiyorum güzel şeyler yaptığına Kemal'cim. Sen geldikten sonra bu çocukların her şeye daha sıkı nasıl sarıldıklarını görmemek için kör olmak gerekiyor. Kemal, biz seninle çok eski arkadaşız. Senin pes ettiğini hiç görmemiştim. Sen yılmadan bütün zorlukların üzerine giden biriydin. Tamam, yıllar seni yormuş olabilir. Bazı sonuçlar seni üzüyor olabilir. Ama bu kararını lütfen tekrar gözden geçirmeni rica edeceğim. Ha Kemal, eski bir dostun olarak. Burada kalamam. Burada kalamam. Burada kalamam. Burada kalamam. Gitmem lazım. Burada kalamam. Burada kalamam. Sinemaya bayılıyorum ya. Hele böyle filmlere. Her şeyi bir anda unutuyorsun. Bir yalanın peşine takılıp gidiyorsun. Tamam anladık. Bu filmi çok beğendin. Niye gülüyorsun? Sebep? Ya
Kusura bakma ama şu üç boyutlu gözlük sende çok komik durdu. Sanki sende Jennifer Aniston etkisi yaratıyordu. Aa, bir dakika, bu yargıya varacak kadar baktın yani bana. Evet baktım. O bakan bendim. Sen de bakmışsın. Evet baktım. Ya sen çok geç kaldın. Kemal Hoca kızacak sana. Yok, senin yanında olduğumu biliyor. Hatta eğer kabul ederse sinemaya gideriz demiştim. O beni eve bırakır, merak etme dedim. İyi. Benimle olmana karşı çıkmadı. Ne de olsa bize çok kızgın ya. Dayımkin tutacak bir adam değil. Hem biz senin arkadaşız, ona karışacak biri değil. Benden çok selam söyle. Tabii kabul ederse. Tamam. Bak, bu arada madem benimle vakit geçirmeyi bu kadar seviyorsun, bunu sık sık yapalım. Olur, yaparız. Ya, sanki rüyada gibiyim. Eğer öyleyse beni kimse uyandırmasın. Hiçbir dediğime karşı çıkmamaya başladın. Hadi deli kız, evine evine, hadi hadi. Görüşürüz. Kemal, biz çıkıyoruz. Peki. Güle güle. Dayıcığım, sensiz hiç tadı yok okulun. Hadi birlikte gidelim. İyi dersler Zehracığım. Ben böyleyim. Merak etmeyin beni. En ufak bir şey de ara, tamam mı? Ararım. Hadi. Esra teyze! Burada olduğunuzu biliyorum. Niye açmıyorsunuz şu kapıyı? Esra teyze! Ne oluyor Saffet? Neden açmıyorsunuz kapıyı? Rahatsız edilmek istemiyoruz. Esra teyze! İzin verin ben konuşayım. Lütfen. Buyurun. Size ulaşmaya çalışıyorum. Annem size her şeyi anlatmış. Neden Gamze'yi çıkarmadınız hastaneden? Saffetciğim, Kerem'le ilgili şikayette bulunduk zaten. Ama Gamze'nin rahatsızlığı var, biliyorsun. Soruma cevap vermediniz. Neden Gamze'yi hastaneden çıkarmadınız? Sen de anlattın kendini denize attı diye. İyi değil Gamze. Bakın, onun arkadaşlarının sevdiklerinin yanında olması gerekiyor. Orada değil. Doktoruyla konuştum. Tedavisini bitirmeden hastaneden çıkmasının iyi olmayacağını söylüyor. Siz başta onun bir akıl hastanesine kapatılmasına karşıydınız. Kararınızı etkileyen başka biri mi var? Evet, benim fikrimdi Gamze'nin orada kalması. Menderes Bey, lütfen siz içeri girin. Lütfen. Seni niye ilgilendiriyor anlamıyorum. Ne bu hesap sorar gibi tavırlar Saffet? Kızımız için en iyi olana karar verdik biz. Gamze iyileşene kadar oradan çıkmayacak. Beni Esra teyzenin kararı ilgilendiriyor. Sizin ne düşündüğünüz değil. Çünkü sadece onun imzası Gamze'yi oradan çıkarmaya yetiyor. Lütfen imzalayın şunu. Saffetciğim. O benim de kızım sayılır. Biz bir aileyiz. Onun sağlığı beni de ilgilendirir. Siz onu oraya hapsetmekten başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam sen de tedavi görmesi gerektiğini söylemedin mi? Okulda anlattıklarını unuttun herhalde. Hayır, unutmadım. Bunun için de çok pişmanım. Niye? Kız bize doğruları anlatırken biz onu saçma sapan sebepler yüzünden akıl hastanesine gönderdik. Bizim kararımız kesin. Aldığımız kararı seninle tartışacak değiliz. Hadi güle güle. Esra teyze, imzalayın şu kağıdı, Gamze'yi çıkarayım oradan. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Esra teyze, lütfen. Saffet, git buradan yoksa polis çağıracağım. Kimi çağırmak istiyorsan çağır. Lütfen Saffet. Bu imzayı almadan gitmeyeceğim. Saffet. Gamze o hastanede tedavisine devam edecek. Ya sizi ilgilendirmez. Siz çekin lütfen. Lütfen. Bir şey değilsin. Saffet, senin saçma sapan. Ben nasıl bir şey değilim. Lütfen Gamze'nin orada kalmasa izin vermeyeceğim. Lütfen ben konuşacağım. Saffetciğim, bu sana hiç yakışmıyor. Gamze'yi orada bırakmak size yakışmaz asıl. Bunu yapamazsınız. Ben ona söz verdim. Bugün çıkaracağıma söz verdim. Tamam, çıkaracaksın. Ne? Ver şu kağıdı bana. Menderes Bey çok kızacak bana ama onu ikna etmeye çalışacağım. Gamze'yi buraya getirirsem onu tekrar hastaneye yollar. İzin verin, ikna olana kadar Gamze annemin evinde kalsın. Tamam Saffetciğim. Hadi görüşürüz. Thank you.
da yolladım bazı verileri. Niçin sesinizi yükseltiyorsunuz yine? Bakın ben de canlı başla çalışıyorum. Ailemi bile görmüyorum. Ha yine mi para mevzusu? Nasıl böyle düşünüyorsunuz? Tıpta kesin konuşmak için kesin verilere ihtiyaç vardır. Bağırmayın lütfen. Elimden geleni yapıyorum. İyi gelişmeler var diyorum. Niçin hakaret ediyorsunuz? Ben Tanrı değilim. Elimden gelen bu. Alo? Alo? Suratıma kapattı. Niye bu kadar öfkeli ya? Üzülmeyin lütfen Asiye hocam. Yeter artık. Ben yapacağım şeyi çok iyi biliyorum. Asiye hocam? Asiye hocam nereye gidiyorsunuz? Çıkacağım buradan. Çıkacağım. Beni bulsalar bile çıkacağım. Mutlaka çıkacağım. Hiç kimse beni düşünmese de buradan çıkacağım. Çıkacağım buradan. Buradan çıkacağım. Çıkacağım. Gamzeciğim, ilaç saati. Doktorum bir ilaç daha ekledi. Seni çok rahatlatacak. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Bırakın beni! Bırakın beni! Yardım edin! Ön kapıyı kapatın! İstemiyorum! Bırakın! Ben bu tarafa! Bırakın beni! Sakin olun! Bırakın! İstemiyorum! İstemiyorum! Sen İstemiyorum! İstemiyorum! Sakin olun! Gidin çabuk! Buradan gidin çabuk! 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 Bırakın beni! Hadi beni getirin! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırakın beni! Arkadaşlarınla birlikte sinemaya gittiğimizi niye söylemedin? Zehra. Ya hep gizli saklı mı buluşacağız diye sorduğunda hayır demiştin. Yalan mı söyledin bana? Cesaretin yok mu onlara arkadaş olduğumuzu söylemeye? Bu düşünün durum daha mı iyi bu? Söyleyecek şey bulamıyorum sana. Abicim, bu kızlara en küçük taviz vermeyeceksin. Elini verdin mi kolunu istiyorlar. Daha düne kadar beni uzaktan sevmek ona yetiyordu. Ama dün sinemaya gittik. Bugün hop, karı kocaymışız gibi kaprise başladı. İbo, bence dikkatli ol kardeşim. Sebep? Bu Zehra adamı piliç gibi bir lokmada yutup kemiklerini dışarı tükürecek türden bir kız. Saçmalama be hadi.
Gamze? Nurdan Hanım. Nurdan Hanım. Efendim. Gamze yok. Nasıl? Ne? Yok mu? Yok. Nasıl kaçmış? Bilmiyorum. Nasıl yok? Yok? Ne demek yok? Nereye gitmiş? Nasıl gider ya? Gitmiş. Kaçmış. Kaçmış mı? Evet. Anlamadım. Ben dışarı bakıyorum. Siz şuraya bakın. Tamam. Gamze'yi gördünüz mü? Şuraya da bakalım. Zehra'nın morali de gitgide bozuluyor. Hah, geldi. Nesi var bunun yine? Ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu Zehra? Bir şey yok dedim. Şirek. Ne haber? Bana da versene. Al bir hadi. Ver. Dur vereceğim. Al bir tane. Pamuk. Gelir misin kardeşim? Sanem sen de gelir misin? Rıza, özellikle sen gel. Seni dinliyoruz kanka. Rıza. Sen bana dün gece ne yaptığımı sormuştun ya. Evet kanka. Zehra ile birlikteydim. Aa, kızım. Ne oluyor? Dur dur. Sinemaya gittik. Acayip de eğlendik. Çok güzel bir akşam geçirdik birlikte. Tamam. Senin adına sevindim. Gördün mü? Rıza. Bakın. Ben Zehra ile arkadaşlık etmeyi seviyorum. Duyuyor musun? Onunla vakit geçirmeyi seviyorum. Eğlenceli bir kız. Siz onu sevmek zorunda değilsiniz biliyorum. Ama benim de sizin gibi uzak durmak zorunda olmadığımı bilin. Sakin ol. Sakın bakarlar. Tamam mı? Oturun. Tamam hadi sessiz. Yerleş. Evet yoklamayı alıyorum. Salih Koçar. Efendim oğlum. Anne, Gamze kayıp. Hastaneden kaçmış. Onu bulamadık. Tamam oğlum. Tamam sakin ol. Nasıl sakin olayım? Olamam. Annesini aradım eve gitmemiş. Aramamış bile onu. Nereye gitti bu kız? Nereye ya? İlaç da almış anne. Bir yerde düşüp bayılmasından, uyumasından korkuyorum. Aklına kötü şeyler getirme oğlum. Bana yardım et anne bulalım onu. Tamam mı? Yardım et bana. Gamze'yi bulmama yardım et tamam mı? Ona bir şey olursa ölürüm ben. Tamam oğlum tamam. Sen üzülme. Elimden geleni yapacağım. Hiç merak etme. Ben şimdi arabayla aramaya çıkıyorum. Haberleşelim tamam mı? Hadi.
Merak etme Safiyetciğim. Hemen Ahmet'e haber vereceğim. Bir iki ekiple arama yaparlar. Tamam, görüşürüz oğlum. Merhaba. Merhaba. Beni hatırlamadın galiba. Geçen gün Nurdan Hanım'ın odasında karşılaşmıştık. Adım Asiye. Hatırlamadın. Bilmek ister misin? Beni hastaneye geri mi götüreceksin? Hayır. Niye inanayım sana? Şu anda başka çaren yok da ondan. Sana yardım edebilirim. Söz veriyorum, seni hastaneye götürmeyeceğim. Seninle başka bir yere gideceğiz. Nereye? Sen nereye istersen oraya. Bak çok yorgun görünüyorsun. Hem kaçtığını anladılarsa seni arıyorlardır. Burada kalmaya devam edersek seni bulurlar. Ne olur götürün beni buradan. Gel. Gel. Yavaş. Sen iyi değilsin galiba, hadi. Size güvenebilirim değil mi? Merak etme, oraya geri dönmeyeceksin. Yavaş. Kafana dikkat et. Tamam. İlaç vermişlerdi. Uykum var. Uyuyabilirsin. Uyandığında ulaşmış olacaksın. Neredesin Gamze ya? Neredesin ya? Of, of! Allah Allah. Asiye Hoca'nın telefonu bu. Patron, patron arıyor. Ne yapacağım ben ya? Ne diyeceğim? Alo. Şu anda burada değil efendim. Sizinle konuştuktan sonra çıktı. Nereye mi? Ben aslında nereye gittiğini biliyorum galiba. Seni bırakmayacağım Gamze. Sana yardım edeceğim. Neredesin Gamze ya? Neredesin ya? Sonya özel bir uyak düzeni olan nazım şeklidir. Tamam mı? Genel olarak kısa şiir, türkü anlamına gelir. İki dörtlük ve iki üçlükten oluşur. Kafiye örgüsü, yazın bunu. A, B, A, B. A, B, B, A, C, C, D ve E, D biçimindedir. Özge dersi dinliyor musun? Evet. Peki Sonya'nın kafiye örgüsü nasılmış? Dinlemiyordum hocam. Biraz canım sıkkın. Kemal Bey'in meselesi mi? Hı hı, evet. Bu sonucu yaratan sizsiniz çocuklar. Neden üzülüyorsunuz? Hocam, lütfen üzerimize gelmeyin. Üzerinize gelmiyorum, konuşuyoruz. Yaptığınız hatalarla ilgili bir eleştiri duymaya tahammülünüz yok. Özellikle de benden gelen eleştirilere kapalısınız.
Aynı şeyi Kemal Bey yapsa ağzınızı bile açmazdınız. Doğru söylüyorsunuz, açmazdık. Onun söyleme biçimi canımızı sıkmıyor çünkü. Ne oldu o sert çocuklara? Pire için yorgan yakan delikanlılara, mekan basan, silah çeken büyük zaferlilere canınızı bunlar sıkmıyor da benim eleştirilerim mi sıkıyor, he? Artık beni değiştirme şansınız da yok. O yüzden bu yılı beraber geçireceğiz. Siz buna alışsanız da, alışmasanız da. Of ya. Biliyor musun ya? Yok, siz gidin ya. İyi, hadi. Siz çıkın, ben geliyorum. Tamam, biz aşağıdayız. Yaptığın şey gerçekten çok güzeldi. Özür dilerim Zehra. Söylediklerinde haklıydım. Ne olursa olsun seninle bir şeyler yaptığım arkadaşlarımdan saklamamalıydım. Teneffüs bitmeden çıkalım mı? Çıkalım. Geldi. Geliyor musun kanka? Sonra gelirim ben kardeşim. Evet, tamam. Gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihi güzellikleri, halkın yaşayışı gibi birçok konuya da değinir. Doğru mu? Doğru. Doğru. Cumhuriyet dönemiyle birlikte edebiyatta öğretici metinlere yer verilmeye başlandı. Doğru mu? Doğru. Peki baba, bu doğru mu? Doğru. Öğretici metinlere yer verilmeye başlandıktan sonra... Menderes Bey. Efendim. Ben Saffet'e... Gamze'yi akıl hastanesinden çıkarması için gereken imzayı verdim. Ne? Ne zaman oldu bu? Buraya geldiğinde. Onu uzaklaştırmak için çıktığımda. Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Ailece orada kalmasına karar vermiştik. Hayır. Bu sadece sizin kararınızdı. Gamze daha iyileşmedi. Bunu göremiyor musunuz? Doktoruyla görüştünüz. O da tedavisine devam etmesi gerektiğini anlatmadı mı size? Bilemiyorum. Kızım için belki de en iyisi bu. Biz bu konuyu halletmiştik Esra Hanım. Gamze iyileşene kadar o hastaneden çıkmayacaktı. Sakin olun. Saffet kadar önemli değil mi benim kararım? Hayır, ben öyle demek istemedim Menderes. Cevap vermeyin bana. Babacığım lütfen. Sus! Yansa... Karışma. Yapmayacaktınız bunu. Aldığımız kararı çiğnemeyecektiniz. Ama siz bana hiç söz hakkı tanımadınız. Sizin fikrinizi kabul etmem için sadece bana baskı yaptınız. Kızımın orada kalmasını istememem normal değil mi? Oranın nasıl bir yer olduğunu gördünüz. Kızımla doğru dürüst görüşemiyorum bile. Hepsi onun iyiliği içindi. Saçma sapan konuşup ona umut verip aklını karıştırırsınız diye görüşme yasağı konuyor. Babacığım lütfen bağırmayın. Konuşarak halledin. Kızınızı düşünün o zaman. Birileri onunla görüşmenizi yasaklasa ne hissederdiniz? Onu oradan kurtarmak için her yolu denemez miydiniz? Hayır. Bana tamamen iyileşeceğini söyleseler, onunla bir süre görüşmemeye katlanırdım. Onu iyileşmeden o hastaneden çıkartmazdım. Size son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben... Gamze'nin iyileşene kadar bu eve girmesini istemiyorum. Ama Menderes Bey... Aması falan yok.
Nasıl yaparsınız bilmiyorum. Bir akrabanıza mı yollarsınız? Bir arkadaşınızla mı kalır bilmem. Çıkması için imzayı attığına göre bundan sonrasında düşünmüşsündür. Size son sözüm bu. İyi geceler. Gamze. Gamze, hadi. Gamze, geldik. Gamze. Hadi bunu kendi gözlerinle görmeni istiyorum. Gamze, geldik. Gamze. Sanıyorsunuz? Uyuyor. Aldığı ilaçların etkisi hala geçmedi. Ne demek oluyor bu? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Gamze'nin burada ne işi var? Sizden bir cevap bekliyorum. Gamze'nin burada ne işi var? Onu buraya getirmenizin amacı nedir? Gamze'yi akıl hastanesinde gördüm. Oktay'ı kaybettiği için burada. Oktay belki de bir daha hiç uyanmayacak. Gamze'nin ona veda etmeye hakkı var. Onun yaşadığını bilmeye hakkı var. Neyi göze aldığınızın farkında mısınız siz? Onu buraya getirmeniz, Oktay'ın yaşadığının öğrenilmesi ne demek biliyor musunuz? Sadece beni değil, kendinizi de büyük bir tehlike altına sokuyorsunuz. Gamze'yi buraya getirmeniz, suç ortağım olduğu gerçeğini değiştirmeyecek değil mi? Biliyorum ve umurumda değil. Ne olacaksa olsun. Bu iş sizin vicdan azabı duyup bütün gerçeği birilerine anlatacağınız bir iş değil. En başında bir anlaşma yapmıştık. Size bütün şartları söylemiştim. Harfiyen uyacağınıza söz vermiştiniz. Şimdi bu sözünüzü tutmadığınızı görüyorum. Bakın, bir işe girdik. Bunu sonuna kadar birlikte götürmek zorundayız. Oktay ayağa kalkana kadar birlikteyiz. Bizim bundan başka bir amacımız olmamalı. Bunun dışında hiçbir şey düşünmemeliyiz. Peki sonra ne olacak? Yani Oktay uyanırsa? Bunu uyandığında düşünürüz. Bize hiçbir şeyin cevabını vermiyorsunuz. Bilmeniz gereken kadarını bilin yeter. Sizin işiniz Oktay'ı geri getirmek. Kusura bakmayın. Benden buraya kadar. Bundan sonra yokum. O kadar kolay değil bu. Gitmenize izin vermeyeceğimi biliyorsunuz. Beni burada zorla tutamazsınız. Eğer gerekiyorsa bunu da yaparım. Asiye hocam! Asiye hocam! Uyandı! Oktay uyandı! Gözlerini açtı, kendine geliyor! Emin misin? Evet! Bu harika bir şey!
neler uğrar mı bir gün arka sıralara.